Merhabalar sevgili çocuklar. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Umarım iyisinizdir inşallah. Siz iyi olunca ben de keyifle, zevkle masallarımı anlatıyorum sevgili çocuklar. Bugün yine sizler için güzel bir masal hazırladım. Keyifle ve zevkle izlersiniz umarım. Hepinize iyi seyirler sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın kahramanı Kurnaz, Tilki ve Karga. Pek çok kez bunun masallarını duymuşsunuzdur. Bir de benden duyun istedim sevgili çocuklar. İnsanların girmediği ormanda bir sürü hayvan yaşarmış sevgili çocuklar. Bu hayvanların çeşit çeşit davranış biçimleri varmış. Örneğin, sincaplar çok ürkekmiş. Maymunlar çok hareketliymiş ormanda sevgili çocuklar. Kaplumbağalar çok yavaşmış. Ceylanlar, karacalar, geyikler çok hızlılar ve süratlilermiş sevgili çocuklar. Aslanlar çok cesurmuş. Tilkiler çok kurnazmış. Tam böyle bir ormanda bir sürü hayvan dostça yaşıyorlarmış sevgili çocuklar. Bu hayvanlardan bir tanesi çok bencil, kendini beğenmez bir kargaymış. Kimseyle yiyeceğini paylaşmazmış, hatta ve hatta arkadaşlarının yiyeceğini kimse görmeden sessizce çalarmış dahi. Günlerden bir gün tüm ormandaki hayvanlar sohbet halindeyken bu kargadan şikayetçi olmuşlar. Ne yapabiliriz? Bu kargaya öyle bir ders vermeliyiz ki o da bu kendini beğenmişlikten kurtulsun istemişler. Hemen bizim kurnaz tilki fırlamış ortaya. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ben o kargaya, kendini beğenmiş kargaya öyle bir ders vereceğim ki hayatı boyunca unutamayacak demiş. Ve arkadaşları merak etmiş. Nedir vereceğin ders? Siz bekleyin demiş. Sonucunu görün. Bakın ben ona nasıl bir ders veriyorum demiş. Günlerden bir gün tilki planını yapmış, o karganın durduğu ağacın altına gelmiş. Karga, şehirden bulduğu kocaman bir peynir parçasını ağacın üzerine bırakmış ve ufak ufak onu tırtıklayarak o beyaz peyniri yiyormuş sevgili çocuklar. Tilki ağacın altına gelmiş ve kargaya seslenmiş. Hey, karga kardeş, ne yapıyorsun sen? O yediğin şey nedir? Ben daha önce hiç görmedim böyle bir şey. Bembeyaz bir şey yiyorsun, ha? Karga ağacın üzerine böyle bir kendi kendine gerilmiş, tüylerini bir kapartmış. Buna beyaz peynir derler. Sen hayatında bu beyaz peyniri hiç yememişsindir. Bunu insanlar yer. Ben bunu ta kasabadan aldım, getirdim buraya demiş. Kurnaz tilki, o zaman bir parça da bana verir misin? Ben de bir tadına bakayım, ha? Hayır demiş. Ben asla yiyeceklerimi başka bir kimseyle paylaşmam. Veremem, kusura bakma tilki kardeş demiş. O zaman tamam demiş. Tadına bakmayayım. Bana da verme. Hiç değilse yanına kadar geleyim bir bakayım. Bu peynir nasıl bir şeymiş? Ben daha önce hiç görmedim. Karga, hayır demiş, gelemezsin. Hemen peynirini toplamış, kapmış, gagasının ve ağzına almış, oradan başka bir ağaca uçmuş. Peynir, karganın ağzındaymış sevgili çocuklar. Bizim kurnaz tilki yeniden bir plan yapmış, hemen o karganın bulunduğu ağacın altına gelmiş. Hey, karga kardeş, ormandaki arkadaşlar senin için karganın sesi çok güzel diyorlar. Tüyleri kadar güzel sesi var. O karga çok güzel şarkı söyler diyorlar. Doğru mu? Karga tabii ki övüldüğünü anlayınca hemen yine tüylerini bir kabartmış, ağacın üzerinde böyle bir gerilmiş ve ağzını açmadan ağzını bu yan taraflarından konuşmaya çalışmış sevgili çocuklar. Evet, öyledir. Zaman zaman güzel şarkılar söylerim ben de, nacizane kendimce demiş.
Aşağıdan tilki, o zaman demiş, ne duruyorsun? Hadi bana da güzel bir şarkı söyle de ben de ormana gideyim. Senin ne kadar güzel şarkı söylediğini tüm arkadaşlarıma anlatayım. Seni bir güzel öveyim demiş. Tabii ki daldaki karga tilkiye aldanmış sevgili çocuklar. Hemen tüylerini kabartmış ve şarkı söylemek için hazırlanmış. Tam böyle ağzını açıp kaaak diyecekken karganın ağzındaki peynir aşağı düşmeye başlamış. Aşağıdaki tilki de bir zıplamış, hemen peyniri kapıvermiş sevgili çocuklar. Kargaya el sallamış. Gördün mü sevgili karga demiş. Senin peynirin şu anda benim midemde. Biraz önce istedim, vermemiştin. Bencillik yapmıştın. Kendini çok beğenmiş birisin. Bu gidişle herkes seni bu şekilde kandırabilir demiş. Karga çok utanmış, çok mahcup olmuş ve tüm ormanda toplantı halinde olan hayvanların yanına uçmuş gelmiş ve bütün hayvanlardan özür dilemiş, bencil bir karga olduğu için. Bundan sonra demiş, bütün yiyeceklerimi diğer hayvanlar gibi ben de paylaşacağım. Ben de bu bencilliğimden kurtulacağım. Artık beni kimse kandıramayacak. Sizden özür diliyorum. Ben de sizin gibi sizden birisi olmaya çalışacağım demiş. Ve de o karga sözünü tutmuş. O günden sonra tüm canlılar, tüm hayvanlar o güzelim ormanda mutlu, mesut bir şekilde hayatlarını devam ettirmişler sevgili çocuklar. Ve hikayemiz de, masalımız da burada son buldu. Ne anladık? Evet, hiçbir zaman bencil olmayacağız değil mi çocuklar? Arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Paylaşmayı öğreneceksiniz. Değil mi çocuklar? Hadi bakalım. Yeni bir masalda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a ısmarladık.